Bunun için bir kabın içine 4 bardak su koyuyoruz. Denenmiş, garantili bir karışım. 4 bardak suyu koyuyoruz. Dört bardak suyu koyduktan sonra bunlara birer tutam sayıyorum. Ceviz yaprağı, ısırgan yaprağı, ceviz yaprağı, ısırgan yaprağını koyduk. Şimdi ceviz yaprağını koyuyoruz. Buna biberiye koyuyoruz kardeşlerim. Biberiye. Hepsinden birer tutam tabir ediyoruz. Buna dövülmüş kara üzüm. Bakın şöyle kara üzüm, bir avuç kadar kara üzümü dövdük. Bunu koyuyoruz. Kara üzüm çekirdekleriyle beraber dövdük. Çekirdekleriyle beraber koyuyoruz. Evet, şimdi bunun içine müsaade edin. Tamam. Bir tane de soğanın şöyle kabuklu kısımlarını koyacağız. Şöyle kabuklu kısımlarını koyacağız. Yalnız birazcık daha şey yapmamız lazımdı. Evet, tahta kaşığımız nerede? Genelde zaten soğan koyduğumuz yerde hep kabukları kalıyor orada. Onları biriktirip evet, yapabiliriz. Sadece biraz şey kısmından da alabilirsiniz. Yani illa sade kabuğu değil, şöyle olabilir. Bakın gösteriyorum. Bakın şöyle de alabilirsiniz. Şöyle yani içinde biraz beyaz kısmı da olabilir. Bu şekilde soğanın kabuklarını da koyuyorsunuz. Hı hı. Kırmızı soğan kabuğu da olursa biraz kızıla kaçabilir. O yüzden kırmızı yapmadık. Kırmızı soğanın kabuğu biraz kızıllaştırıyor. O yüzden biz güzel normal... de olur. Efendim? Güzel de olur diyorum. Bayanlar tercih edebilir. Peki. Bakın biraz böyle kabuğuna hafif etli de koyduk yani. Bunu da koyduk. Şimdi bu karışımı yaklaşık bir 10-15 dakika evet, kadar kaynatıyoruz. Evet, iyice kaynatacağız. 10-15 dakikada demliyoruz. Bunu suyunu süzüyoruz. Bunun suyuyla saçlarımıza friksiyon yapıyoruz. Yani masaj yapıyoruz. Peki bir şey söyleyeceğim. Bunu 10-15 dakika kaynatacağız. Yarın gösterelim mi? İyice tamam, kaynatalım. Suyunu da çıkaralım. Nasıl yarın bir renk da, olduğunu. Gösterelim. Sonra ne yapacağız peki? Süreceğiz masaj değil yapacağız. Mi? Masaj yapacağız. Demin kız çocuğumuza yaptığınız masaj gibi buralarınızda masaj yapacaksınız. Şimdi başka bir uygulamamız daha var. Bunu kaynattıktan sonra şimdi onu yıkayacak mıyız? Evet. Zeytinyağımız nerede? Burada zeytinyağımız nerede? Zeytinyağımız lazım. Yarın yapalım da anlatalım, güzelce anlatalım. Göstere göstere, uygulayarak anlatalım. D vitamini eksikliğinden de saç beyazlarmış. Evet, D vitamini eksikliğinden de olabilir. Evet. Tiroidden şimdi... de beyazlayabilirmiş. Şunu çeker misin Serap Hanım? Şimdi bir başka karışım daha anlatıyoruz kardeşlerim. İyi dinleyiniz. Bir tane orta boy soğanı ince ince doğradık. İnce ince doğradıktan sonra bunun içine beş diş sarımsak koyuyoruz. Bir orta boy soğan. Evet, soğan, beş diş sarımsak koyuyoruz. İyi dinleyin. Bunun içine bir çorba kaşığı ozon yağı, bir çorba kaşığı argan yağı, bir çorba kaşığı badem yağı. Evet, bu karışımın içine yaklaşık şöyle bir fincan kadar da saf zeytinyağı koyuyoruz. Şimdi bu karışımı güzelce karıştırıyoruz. Ve bunu da hafif ısıtacağız. Sonra sıkacağız herhalde bunu. Hafif ısıtacağız. Ondan sonra da tülbentten geçirip sıkacağız. Evet, bu saçlara çok iyi geliyor. Hafif ısıtacağız. Çok hafif, sakın kaynatmayacağız. Tamam. Hafif ısıtacağız. Hafif. Ne var? Soğan, ne var? Sarımsak, ne var? Argan yağı, ne var? Ozon yağı, ne var? Badem yağı. İçine yaklaşık bir fincan kadar da, hatta bir çay bardağı kadar da saf zeytinyağı koyduk. Şimdi bu karışımı birazcık ısıtacağız. Çok hafif ısıtacağız. Ondan sonra bunu süzeceğiz kardeşlerim. Nasıl süzüldüğünü de göstereceğiz. Bunu suyuyla da saçlarımıza masaj yapacağız. Şimdi onu hemen yapıp da göstereceğiz. Vaktimiz kaldı inşallah. Biraz zeytinyağımız az oldu ama biraz daha ekleyeyim tamam, mi? Tamam, ekledik. İster tamam. Nasıl süzeceğimizi gösterelim. Evet. Evet, bir kabımızı Hayır, alalım. Hayır, şöyle bezle süzmeyecek miyiz? Bezle Öyle süzeceğiz mi? De bez hazırlığı falan hiç yapılmamış şimdi tamam. Serap Hanım. Sen de bir şeyler karıştırma ne olursun. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Bunu süzüyoruz kardeşlerim. Nasıl süzdüğünü gösteriyorum. Aldık buradan. Süzüyoruz, bakın süzdüğümüzde şöyle bir şey çıkacak.
Gördünüz mü kardeşler? Ne var? Sarımsak var. Ne var? Soğan var. Ne var? Yağlar var ve zeytinyağı var. Bunu böyle 5 dakika kadar böyle hafif ısıttık. Isıttıktan sonra karıştıra karıştıra yaptık ve bu şekilde de süzdük. Serap Hanım bezle diyor. Bezle de şöyle yapıyorsunuz. Bezle de koyuyorsunuz. Vakit yok Serap Hanım. Tamam. Bezle de şu şekilde sıkıyorsunuz. Evet, bezle de suyu gayet güzel çıktı. Sıkıyorsunuz. Evet.